TFF 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü 13. hafta maçında kendi sahasında Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor'la karşılaştı. Doğukent Adırbilek sahasında oynanan karşılaşmayı 35. dakikada Gökhan Erdöl'ün attığı golle 23 Elazığ Futbol Kulübü 1-0 kazandı. Şimdi maça dönüyor ve karşılaşmanın önemli anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı Elazığ'da. Başarılar. Seyit Ahmet Han, Ekrem Sütçü, Ekrem orta içeriye Gökhan göğsüyle indirdi ama kime? Seyit yanında Özcan, o çok iyi geçti. Kaleye baktı. Uzaklardan bir şut yandan dışarıya avut. İleriye Erencin Kılıç karşıladı. Şimdi İbrahim Kaya. Hani çıkabilir miyiz? İbrahim. Rakip kalabalık savunmayı tutuyor. Bu dakikaya kadar bir türlü çözemedik. Ekrem Sütçü. Şimdi orada duvar pasında başarı var. Özcan. Gökhan müsait pozisyon. Cumali Üzüm. Şimdi Seyit Ahmet, ondan Ekrem. Ekrem oyun alanında tuttu topu. Ekrem Sütçü 3 kişi arasından bakalım neler olacak. Şimdi çok iyi top. Özcan, Gökhan gol pozisyonu. Gol oldu. Gökhan Erdoğan. Dakika 35. Bir anda Özcan adeta al at dedi Gökhan'a. Topu kaleye tam karşıdan gören bir noktada topa dokundu ve kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. Golcü oyuncu Gökhan Erdoğan 35. dakikada. Şimdi 23 Elazığ Futbol Kulübü 1, Eynesil Belediyespor 0. Ama top rakipte kaldı. Şimdi uzaklaştırılıyor. O bölgeden Ahmet Can Arık orta alanda. Ahmet uzaklardan bir şut, kaleci. Bekir Mustafa. Evet, ilk 45 dakika sona eriyor. Evet, ikinci 45 dakika. İkinci yarı başladı. Düdük çaldı ve başladı. Özcan kaleyi karşıdan gören bir nokta. Kale az farkla. 4 kişilik baraj. Dakika 50. 1-0'lık üstünlüğümüz var karşılaşmada. Kaleye uzaktan bir şut out. Savunmada bir anlık bir hata. Aman out. Ahmetcan alamadı topu. Şimdi orada sağ kanada Orhan uzaklardan bir orta. Aman dikkat. Offside. Evet, yine etkili bir nokta. Aman dikkat. Yumruk. Uzaklaştırıyoruz. Orhan dönen top. Bravo Ömer Faruk. Orhan'a kadar top geldi. Orhan uzaklardan şut, dışarıda out. Cuma. Şimdi Furkan'ın koşuyoruna. Furkan Yiğit çok iyi geçti rakibini. Ceza alanı içerisinde Furkan kaleye baktı, vurdu, kaleci. Verilen top Sezer dokundu. Ahmetcan Arık. Furkan Yiğit'in koşuyoruna. Furkan önünü alabilir mi? Furkan vurdu ama çok kötü bir vuruş. Out. Sezer atışı kullandı. Furkan. Gökhan Erdöl indirdi topu. Şimdi Cumali Üzüm uzaklardan şut denemesi oldukça farklı. Top dışarıda. Top. Çok iyi Eren, aferin. Eser. Eren. Haydi Eren. Çok iyi. Güçlü oyuncu. Yanında Furkan Yiğit var. Şimdi Furkan. Offside yok. Furkan Yiğit. Furkan. Furkan çok aceleci davrandı. Ahmet Can Arık. Offside yok. Haydi Ahmet. Al artık bu topu. Ahmet vurdu. Out. Orhan içeriye. Aman dikkat. Aman foul. En direkt serbest atıştı. Aldı. Ve bitti. Ve 90 dakika. 1-0. 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün üstünlüğüyle sona eriyor. Karşılaşmanın ardından bir değerlendirme yapan 23 Elazığ Futbol Kulübü teknik sorumlusu Samet Ersöz, ihtiyaçları olan 3 puanı aldıklarını söyledi. Geçen röportajımda da söyledim. Biz sezona da çok iyi başladık ama şanssızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı.
Bu hafta çocuklarımız sağ olsun çok iyi direnç gösterdiler. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler sahada. İhtiyacımız olan bir 3 puan, ihtiyacımız olan bir galibiyet vardı. Onu da Allah bugün nasip etti bize. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha dikkatli bir şekilde hem biz hem Elazığspor'umuz bu şehri layık olan yerlere getirmeliyiz. Çünkü çocuklarımız gerçekten bizden fazla üzülüyor müsabakalarda. Yani hiç hak etmediğimiz puanlar kaybettik. Ben bunu her demecimde de söylüyorum. Yaşayabileceğimiz bütün olumsuzlukları, şanssızlıkları yaşadık diyebiliriz yani. Her hafta bir penaltı veya bize çalınmayan penaltılar olsun. Ama bugün hem iyi mücadele ettik, hem ihtiyacımız olan bir 3 puanı aldık, bir nefes aldık diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel bir futbolla daha güzel galibiyetler armağan eder şehrimize. Ben bunu her demecimde söylüyorum. Ya biz Elazığ'ın takımıyız, Elazığ'ın çocuklarıyız. Burada yani takımda 5-6 tane hocamız Elazığ'ın, malzemecimiz olsun, müdürümüz olsun, hepimiz Elazığ'ın çocuklarıyız. Elazığspor puan kaybedince vallahi ben kaybetmiştiğinden daha fazla üzülüyorum. Çünkü hepimiz yani burada Elazığ, 23 Elazığ'da en az 10 tane Elazığ çocuğu var. Diğer tarafta Elazığspor'umuz da aynı şekil. Yani bence daha böyle bir birlik beraberlik içinde olalım. Çünkü burada insanlar ekmek yiyor. Benim en çok mutlu olduğum taraf, birileri bir yerde ekmek kazanıyorsa destek olmamız lazım. Yoksa burada Elazığ 23, Elazığspor hepimiz kardeşiz yani. Burada menfaatimiz de bir zararımız da yani aynı şekilde oluyor. Ama benim tek temennim her zaman destek olalım. Bugün yani Elazığspor, Elazığ 23, Aksaray Üniversite hepsi burada bizim çocuklarımız ekmek yiyor. Başarılı olmamız için yani herkesin destek olması lazım. Bizlerin, sizlerin, taraftarların. İnşallah da böyle bu tür başarılarla, galibiyetlerle taraftarımız da yavaş yavaş tribünlere gelmeye